25 Haziran 1861 Sultan Abdülmecid'in vefatı. Osmanlı padişahı. Halk arasında Sultan Mecid diye bilinen 1. Abdülmecid, 2. Mahmud'un Bezmi Alem Valide Sultan'dan doğma büyük oğludur ve babasının 1 Temmuz 1839 tarihinde vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına 16 yaşındayken oturdu. Doğu dillerinden Arapça ve Farsçayı, Batı dillerindense Fransızcayı çok iyi biliyordu. İyi bir hattattı. Batı musikisine aşinaydı. Mevlevi tarikatına mensuptu. Diğer Osmanlı padişahlarından farklı olarak memleketi çeşitli yönlerine düzenlediği 6 seyahatle dolaşmıştı. Yakışıklı olan Sultan Abdülmecid, babasının aksine nazik, zeki ve merhametliydi. Devleti kendisi değil, Tanzimat hareketini hazırlayan bürokrasi yönetmişti. Bürokrasinin en ileri gelenleri ise Reşit Paşa ve Tanzimatçı ekibiydi. Ancak Reşit Paşa ve ekibinin muhalifleri ilk yıllarında daha da hakim durumdaydılar. Osmanlı maliyesi harp giderleri yüzünden perişan hale gelmişti ve ilk defa İngiltere'den dış borç alındı. Savaş devam ediyordu ve Eylül 1855'te Sivastopol şehri Ruslardan alındı. Ancak Kafkas cephesinde durum iyi değildi. Kasım 1855'te Kars'ı teslim alan Ruslar fiilen harbi bitirdiler. Sulh konferansının Paris'te toplanmasına karar verildi. Osmanlı Devleti Paris'te toplanacak konferans öncesi Avrupalılara şirin görünmek için 1272 hattı veya ıslahat hattı Humayun'u yahut da ıslahat fermanı diye bilinen yeni bir fermanı 18 Şubat 1856 tarihinde yayınladı. Bu ferman hem Müslüman ve hem de gayrimüslimler tarafından beğenilmemişti. Neticede 33-1856'da Paris'te toplanan İngiltere, Fransa, Osmanlı, Avusturya, Prusya, Rusya ve Sardunya devletleri temsilcileri 19. asrın siyasi çehresini değiştiren Paris Muahedesini imzaladılar. Buna göre Kars Osmanlı'ya ve Kırım'sa Ruslara iade ediliyordu. Karadeniz tarafsızlandırılacak ve askerden arındırılacaktı. 3. Napolyon, Reşit Paşa'yı sevmediği ve iyi bir diplomat olduğunu bildiği için murahhaslığına itiraz etmişti. Ekim 1857'de Reşit Paşa 6. defa sadrazam oldu ve Ocak 1858'de vefat etti. Ağustos 1859 tarihli yeni bir Paris Muahedenamesi ile Eflak'la Boda'nın birleşerek Romanya'yı meydana getirmeleri kararı alındı. Fransızlarsa yine boş durmadı. 1860'larda tahrik ederek isyan ettirdikleri Lübnan'daki Maruni Hristiyanlara Deyrül Kamer merkezli bir otonom sancak kurdurdular. İşte bu sıkıntılar ve tanzimat hareketleri içinde yuvarlanan Osmanlı Devleti'nin başı yani Sultan Abdülmecid 25.06.1861 tarihinde veremden vefat etti.